Bugün sizlere yerli domuz kurşunları, tek kurşunlarını göstereceğim. Bunları deneyeceğiz. Etkileri nasıl? Merhaba Şatengan takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir deneme göstereceğiz, deneme yapacağız beraber. Bunun için bugün elimde Neo 12 Kinetic var, 61 santim namlu bir av tüfeğim. Şöyle göstereyim. Daha önceki serilerde kullandığımız tüfekler taktikal seriydi. Bugün sizlere bu tüfeği kullanmamın maksadı, şöyle göstereyim. Bugün sizlere yerli domuz kurşunları, tek kurşunlarını göstereceğim. Bunları deneyeceğiz. Etkileri nasıl? Ne kadar güçlüler? Ne kadar etkililer? Şöyle kurşun bir plakam var. Böyle bir plaka döktüm. Hedefimiz yerinde duruyor. Bu yedeğimiz. Şimdi bu kurşun plakada tek tek bu seri kurşunları deneyeceğiz. Ve işte domuz avcılarımız için hangi kurşun daha iyi? Domuz avında kullanabilecekleri kurşunlar konusunda fikir verecek. Hep beraber denemeye başlayalım. Fazla muhabbete gerek yok. Tüfeğimi şöyle bırakayım. Bu biraz değerli bir tüfek. Ben Neo 12 taktikal modelini çok seviyorum ve severek kullanıyorum. Av için almıştım bunu da. Normal av yapmak için. Şöyle göstereyim bunu da arkadaşlar. Şöyle 5 numara şok var. Atanın bu modelinde 10. yıl özel seride bu en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Sırf şoklar için bile tüfek alınabilir yani. Evet. Tüfeğim boş. Şimdi şöyle ilk önce Sterling paraşüt. Şöyle hedefe çarptığı zaman 6 tane kanatçığı var. Ve çelik kurşun. İlk önce bununla başlıyoruz. Hedefte şimdi hep beraber etkilerini göreceğiz. Bu biraz sert patlıyor arkadaşlar. Evet. Hedefteki etkisi güzel ama hedefte yakından bakacağız. Şimdi ikinci kurşunumuz Sterling'in Şerif modeli. İlk önce yerli kurşunlarla başladık arkadaşlar. Avrupa kurşunlar, sonra yerli Avrupa kıyası ve özellikle bize özelden çok sorulan, hakkında bilgi edinmek istedikleri Baskeri Pellagri var. Onlar için özel bir seri hazırladık. Bundan sonraki videolarımızda sırayla onların testlerini de yapacağız. Şimdi Şerif'le devam ediyoruz. Evet, Şerif de. Bu fena değil. Paraşüt Şerif'e göre biraz daha sert patlıyor. Sırada arkadaşlar şu var. Sterling Gualbo Slug var. Şimdi bunu deneyeceğiz. Tamam. Evet. Ondan sonra evet, bunu da biraz daha anlatalım. Bu da biraz güçlü gibi duruyor. Bu 28 gram yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi taktikal seriden Şerşen var. Bu da arkadaşlar çarptığı zaman parçalarına ayrılıyor. Yani bunu da hedefte göreceğiz. Şöyle. Evet. Kurşun plakamızın. Bunu da boş bir kenar. Bu da güzel. Evet, sıradaki son kurşunumuz Sterling'in. Sterling'de çeşit çok fazla. Bunlar da taktikal seri diye çıktı. İşte paraşütü de ekledik bu seriye. Şimdi bolidi deniyoruz. Evet. Şöyle tüfeğim boş. Şöyle tüfeğimi şuraya bırakayım. Güvenli doğrultuya bakıyor. Boş kovan. Ben şimdi gidelim plakamızı beraber koştur koştur alalım. Sonuçları merak ediyorum. İncelemeyi masamızda yapacağız arkadaşlar. Evet. Plakamız şu. Plakamızı alıyoruz.
hep beraber şimdi attığımız şöyle kur sıralamayı şu bolit biraz kenara geldi ama üst kenara sıkıntı değil. Çok kenardan vurmadı. Şöyle ilk önce attığım kurşun şu Sterling paraşüt. Arkadaşlar paraşütteki etkiyi şöyle size göstereyim. Resmen kanatçıklar yivset gibi bir etki yaratmış ve yarmış geçmiş. Şunlar diğer kurşunlar bakarsanız dümdüz. Ama bu bildiğiniz parçalar kanatçıklar ayrılmış ve resmen bir vahşet yaratmış. Öyle söyleyeyim. Şimdi kurşunlarımızı şu ikinci attığımız Şerif'in etkisi şu arkadaşlar. Ondan sonra şu arkaları göstereyim. Paraşüt, Şerif. Ondan sonra şu Gualbo, Şerşen ve en son Bolit. Şu Şerşen'e de bakarsanız bu da parçaları ayrılmamış. Bu da düz girmiş. İçlerinde şu an şöyle söyleyeyim. Bu vurduğum zaman arkadaki taşlar da hareket etti. Muhtemelen parçacıkları arkadan çıktı bunun. Muazzam bir etki. Gerçekten şu an bu kurşunların içinde en çok beğendiğim ve tavsiye edebileceğim kurşun bu. Buradaki etkiyi siz kendiniz görüyorsunuz. Gerçekten muazzam bir güç. Domuz avcısı arkadaşlar için özellikle tavsiye ediyorum. Bence bu kurşundan bir kutu alıp domuz avında bir etkisini denemelerini, görmelerini etkisini çok isterim. Hem bize de bir referans olur. Ucuz kurşun, hani ucuz kurşun alıp 2-3 tane atmak yerine bununla bir tane atıp domuzu böyle bir yere yatırabilirsiniz. Şu etkiyi tekrar görebiliyorsunuz. Diğerlerinin etkisi bakın oval. Şurada tapamız da burada kalmış. Tapa da maşallah. Tapa çıkmıyor arkadaşlar. Tapa gömülmüş. Ay maşallah. Oo, kurşunumuz burada. Bu kurşun çelik olduğu için ana gövde burada kalmış. Şunlar bakın kanatçıklardan geriye kalan parçalar. Şu kenarda da var. Yani bu domuza girdiği zaman evet bir narkozsuz ameliyat yapıyoruz. Şunlar bakın arkadaşlar çelik kanatçıkların parçaları. Şurada da kurşunun çelik ana gövdeyi görebiliyorsunuz. Yani domuz avında bence kullanılabilecek en güzel kurşunlardan bir tanesi. Hani fiyat olarak nedir tam bilmiyorum. Ben bunu bayağı olmuştu herhalde. Deneme fırsatım olmamıştı. İlk defa sizle beraber denedim. Dediğim gibi arkadaşlar bu videodan sonra Avrupa fişekleri kıyaslayacağız birbiriyle. Avrupa yerli kıyası yapacağız. Sizin de varsa kıyaslamamızı istediğiniz kurşunlar, markalar yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Biz denemeleri yapacağız zaten. Sizin için de seve seve deneriz. Hem bizim için de bir bilgi alışverişi olur. Şimdiki denememiz yerliler arasındaydı. Özellikle Sterling'de. Ondan sonra videomuzun diğer şeyinde, diğer videolarımızda farklı denemeler gelecek. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Görüşmek üzere. Çok iyi videolarla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın.